Rıza Bey'e sorumu sormak istiyorum. Haydi bakalım. Ezelceki karakterinizde akıllarda kalacak. Kuzey, güneyde, ortada bir karakterce oynuyorsunuz. Hangi karakteri kendinize yakın buluyorsunuz? Yani... Ya insan seri katili kendine yakın bulur mu? Seri katili biraz kendime yakın bulur. Saçma oldu ama. Estağfurullah, saçma olmadı da... Enteresan tuhaf bir şey, oldu. Tuhaf oldu. Hangi kat? Ben soruyu şöyle değiştireyim. Ya bu soru bir garip bir soru da. Ezel'den teklif gelse yeniden, Kuzey deseler ki tam Kuzey Güney'in, Güney'in. Baya böyle konuşsalar seni telefonda yani. Baya Kuzey Güney'in karşısına Ezel'i yanına koyacağız deseler. Böyle konuşsalar, kapatır mısın telefonun? Bir anlamaya çalışırım. Ezel'den tekrar teklif gelse sana düşünür müsün? Şöyle bir için gider mi yoksa Kuzey Güney? Tamam mıdır yani? Ya ikisi de çok ayrı yeri var ama çok ters bir soru oldu. Ters, enteresan soru. Ama soru sormak çok acayip bir kabiliyet. Ya herkesin yapabileceği şey değil ya. Ben ayağı altıma alıyorsam bir keyfim yerine dönüyorum. Ya Ezel başka bir işti ve benim için hani başlangıç gibi diyebileceğim bir işti. Ve televizyonda o kadar cesur mecralara giren ve bunları yapabileceğim başka bu alanları sunabilen bir senaryo olduğu için ve neredeyse çizgi roman gerçekliğine yakın bir karakteri gerçekle ikisinin arasında. Abi sen yavaş yavaş içine kaçıyorsun yani. Konuşmanın sonlarına doğru iyice ton azaldı. Böyle bir içine gitmeye başladı. Çık yok, çık çık çık. Dışarı evet. Yani o başka değişik benim bende yeri özel ama Kuzey... Uluç vardı tabii herhalde. Tabii Uluç da biliyorsun. Kim vardı? Uluç Bayraktar. Yönetmenimiz. Tabii evet. Benim... Hayır, yönetmen olması önemli. Sürekli onunla beraber takılıyormuş. Yakın arkadaşım Uluç'ta. Hani onun da tabii rahatı var ama Kuzey Güney'de de şöyle bir güzel bir yan var. Kaybedenler Kulübü'nde benim oynadığım karakter. Hı. Aslında onun senaristi şu andaki Kuzey Güney'in yönetmeni ve oynadığım karakter de o. Kendini yazmış. Devamlılığına yani. O oturan adam şu anda bizim diziyi çekiyor. Evet. An karıştı mı? Yok, ben ilgilenmedim zaten konuyla. Ya hani bir yere kadar takip ettim, bir yerden sonra almanak gibi gelmeye başladı. Genel bilgi. Orada mısınız Merve Hanım? Buradayım. Çok çok teşekkür ediyoruz çok bizi teşekkür bu kaosa sürüklediğiniz için. Biz teşekkür ederiz, rica ederiz. Almanak. Efendim, ekran başındakilere küçük bir tavsiye. Az sonra evet ya Kuzey Güney ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz Beyaz Show'un tanıtımlarını yaparken sene başında yani Eylül ayında Beyaz Show geliyor diye kanal dedeki dizileri de kullanalım dedik. Onun için hani böyle küçük tanıtımlar yapmıştık. Onlardan bir tanesi de senin Kıvanç'la olan sahnende tam ikiniz de sen buradaki dövmeni gösteriyorsun. Daha sonra Kıvanç fark ediyor. Kıvanç o ne diyor? Biz o sırada orasını değiştirmiştik. Beyaz Show çok yakında yazmıştık senin buraya. sonra senden bir haber geldi. O dövmenin bizde çok büyük, bende çok büyük bir önemi var. Onun için... o tanıtımı kaldırsınlar diye bir haber geldi. Ya bu kadar sert değil. Değil. Bu kadar yani. Sert değildir de biz onun üzerine sana yeni bir VTR daha yaptık. çünkü açıkçası biz sana gıcık olduk o dönemde gerçekten. Yok değil ama bir önce Ezel'inkini izleyelim. Ezel'inkini diyorum. Kuzey Güney'inkini izleyelim önce sonra bizimkini izleyelim. Eyvah. Bunu da ben deneyeyim diyorum. Ha? Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Hadi be. Evet, bu önceki. Bu tepki aldığımız. Tepki aldığımız VTR. Ya haklısın abi, oradaki tamam ben de öğrendim onun ne olduğunu. Haklısın yani ama biz de üzerimize düşen görev yapıp sana şöyle bir güzellik daha yaptık yani. Bunu da ben deneyeyim diyorum. Ha? Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Hadi be. Vicdanlı şov. Oh diyor.